2023'te 236 Filistinli genç öldürüldü sokakta. Evet. 2023'te 336. Peki bunlar hiç kimse görmüyor. Çoluk, çocuk, çocuklar öldürüldü ya sokaklarda, yani doluyor, görüntü dolu şeyde. Google'a gir. Evet. Hepsi var. Peki. Şimdi bunlar var. Sen sonra geleceğim çünkü. Bunlar var. Kimse özünü görmüyor olayı. Kimse özünü görmüyor. Vay efendim işte burada çocuklar işte bilmem siviller miviller var ya böyle saçma sapan. Peki. Eğer hani İslamcı olduğu evet, için, evet, Hamas evet, İslamcı evet, olduğu evet, için. Evet. Peki abi, 1968, 69'da, 70, 71, 72'ye kadar deniz gezmiş bir arkadaşları niye gitti Filistin'e? Onlar El Fethi'ye gittiler. Filistin'e gitti. Bak, Filistin'e gittiler. Filistin'e evet, gitti. Çünkü orada bir mücadele var. Filistin halkının mücadelesi var. Bunu da bırakıyorum. El Fethi dediğin için. Yasir Arafat solcu olduğu dönemlerde ve bütün dünya solcuları, bak dikkat et, bütün dünya solcuları ve bütün dünya solcuları, devletler de dahil, Sovyetler Birliği, Arafat'ı desteklerken o zaman Filistin halkının haklı davası yok muydu? Şimdi Hamas ortaya çıkınca mı? Ya bu nasıl bir çelişki? Bizi ne ilgilendiriyor? Hamas bu davanın üstüne mi çıktı? Neden? Çünkü Arafat'ın çizgisi, yani Oslo Anlaşması, İsrail'le barışması, İsrail'le barış anlaşması yapması 93'te, neyin karşılığındaydı anlaşma? Arafat tamam ben İsrail devletini kabul ediyorum ama İsrail'de işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Gazze'den çekilecek, dandik bir Filistin devleti kurulacak. Anlaşma bu kadar basit. Buydu. Peki 20 yıl geçmiş, İsrail çekilmiyor. Yani Arafat'ın altına imza attı anlaşma. Çekilmiyor. Bugün şu saniye, dün, bugün neyse. Hamas'a destek verenler, yani Hamas bundan dolayı ortaya çıktı. Hamas 1990'da çıktı. Evet. Yani eski bir şey değil ki. Arafat çuvallayınca, Arafat'ın çizgisi doğru yola sonuca götürmeyince Hamas çıktı. Evet. Şimdi Arafat varken, bak şimdi esas vurucu cümle bu. Arafat varken İslamcılar, Türkiye dahil dikkat et. 6. filoya secde ederken, solcular Arafat'a ve Filistin halkının mücadelesine sahip çıkar. Evet. Nasıl bir ters yüz oldu bu iş? Yani bizi ilgilendirmez. Hamas, Arafat, Ahmet, Mehmet. Orada bir haksız durum var. Orada bir işgal var. İsrail gibi bir işgal var. Ya biz ama kardeşim, oradaki bak, iç savaşta ya, namık, onu solcular bak, öldürdüler tabii. O ne diyor? Solcu sadece diye bakarsan olmaz. Tabii. Peki Vietnam halkı Müslüman mıydı? Evet. Sağcı mıydı? Evet. Solcu muydu? Biz niye sahip çıkıyorduk Vietnam halkının değil mücadelesine? Mi? Niye Şili'de ellendi, öldürüldüğünde faşist darba tarafından? Niye hepimiz ellendiğinden yana Şili halkının yanından doğru mücadele ettik? Niye Nikaragua? Niye Güney Afrika'da Mandela'dan yana olduk? Onlar da mı Müslümandı? Buna doğru kadar ilkesizlik ve yüzeysizlik. Yani bu tür yorumları yapan. Efendim işte bu bir de bilmem neydi. Bu saçma bir şey. Böyle olmaz. Sen ilkesel tavır koyacaksın. Haktan, hukuktan yana mısın, değil misin? Hükümet de biraz bocaladı, tavrı koymadı. Abi bocalayacak çünkü İsrail'le daha 3 gün önce Netanyahu ile biliyorsun evet, Erdoğan evet, New York'ta oturdu, konuştu. Yeni sayfa açıyoruz, dost, kardeş olacağız, işbirliği yapacağız. Bildiğimiz hikayeler. Şimdi yap bakalım hadi. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Peki kim dinamitledi bunu, İran mı? Hiç kimsenin dinamitlediğini sanmıyorum. Bu bak 3 dakikalık bir iş değil. Bu en azından 1 yıllık bir hazırlıktır. Çünkü bazı yayınlarda İran'ın ya, bu işin arkasında bak, şimdi o işin iddiası var. Kafası çalışmayanlar bunu söylüyor. Yani şimdi İran neresi orası? Hamas, bak ben sana söyleyeyim, en az bir yıldır hazırlan. Bu operasyon kolay değil ya. Yani İsrail yani gibi, 20 dakikada 5000 füzeden bahsediyor. Ya onu bırak. Paraşütle atladılar ya İsrail kasabaları. Dronlarla falan. Dronlarla, paraşüt ya. Paraşütle atladılar. Yani İsrail tarihinde, hayatında kurulduğu 1948'den bu yana böyle bir şey görmedi. Ve görmeyecek. Zaten hazırlıksız yakalandı, gafil avlandı. Şimdi neden gafil avlandı? Çünkü yani bayramları, İsrail'in 11 Eylül'ü deniyor. Abi çünkü 6 Ekim, İsrail'le tarihten de ders almadı. 1973'te Mısır ve Suriye 73 Savaşı'nda 6 Ekim gününü seçmişlerdi. 6 Ekim çünkü Yom Kupur dedikleri, yani İsraillerin, Yahudilerin kutsal bayramıdır. Çok önemli yani bir bayramlara. Bunlar hepsi uyuyor tabii.
Mısır ordusu Sina'da 4 metrelik abi kum şeyini, setlerini açtılar. Düşünsene, o olağanüstü bir savaştı. Ama kimse onu tabii bilmez. Şimdi dolayısıyla aynı şeyi yaptı Hamas dün. Üstelik yalnız Hamas değil, bak o operasyonda 12 örgüt var. Ama önde Hamas çıkıyor en güçlü örgüt olduğu için. 12 Filistin örgütü var, birlikte çalışıyorlar, birlikte savaşıyorlar orada. Şimdi bütün bu gerçekler var, efendim işte gafil avlandı, mantıklı değil. Mossad gibi bir örgüt, bu işin içinde bir oyun var. Abi o zaman git Mossad'a sor. Neler neler var. Hayır, onu diyor. Git Mossad'a de ki niye o gafil avlandı? Madem ki dünyanın en büyük örgütüsün, istihbarat örgütüsün, o İsrail ordusu. Sen dünyanın yenilmez filan derler ya. Canım 11 Eylül'de de CIA gafil avlandı o zaman. Yani. Öyle şey mi olur? Ha. Saçma. Onun için yani bu sosyal medyadaki garip guraba tipler var ya. Bir de uzman azman bunlar. Rastgele de güvenlik uzmanları var ya. Onu diyorum, rastgele birileri. Strateji kuruluşları falan. Abi bırak ya, biraz saçma sapan bir şey olamaz. Bir daha söylüyorum, işin özü önemli. İşin özü. Bak işin özü. Orası Filistin halkının toprağı. Tamam mı? İsrail gelmiş orada o toprağı işgal etmiş. Bu halkla mücadele. Türkiye'de olsa o zaman Mustafa Kemal abi niye Kurtuluş Savaşı başlattı? Değil mi? Niye yaptı? Yapmasaydı, gitse destek olsaydı şeye, İngilizlere, Fransızlara, Yunanlara, İtalyanlara. Niye yaptı? Türk evet. Halkı o günkü koşullarda en sefil durumdaydı. Osmanlı yıkılmış, devlet yok. Mustafa Kemal 3-5 arkadaşıyla birlikte. O zaman demek ki Mustafa Kemal yanlış yaptı. Evet. Öyle ama şey şimdi oldu. Burada Arap dünyasına çağrı yaptı. Topyekün dedi, hadi dedi. Ama pek olmaz. Ses çıkmıyor. Çünkü o işbirlikçi. İktidarlar işbirlikçi. Yani Arap ülkelerinin ezici çoğunluğunun iktidarları. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Fas neyse. İşbirlikçi. Hadi gelin birlikte dedi. Yoksa 2 dakikada bu iş çözülür. Yani illa savaşlı anlamında kullanmıyor. Anladım. Baskı yaparsın İsrail'e. Abi görüyorsun. Demek ki sen büyük bir devlet diyorsun. Bak orada 3-5 bin tane Filistinli genç geldi seni perişan etti. Biter bu iş. Ama işbirlikçi ihanet içinde abi. Bu Arap Müslüman ülkelerin liderleri var ya. Abi hiçbirleri, hepsi üçkağıtçı. Yani yapacak bir şey yok yani. Ve bu yalnız bak Araplara mahsus bir olay değil. Yani Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı yaparken Mustafa Kemal'e karşı olanlar yok muydu? Evet. Mustafa Kemal'i öldürmek isteyenler olmadı. Olmadı mı tabii. Vahdettin'in çıktı bildiri yayınlayıp bunu öldürün katli var. Hilafet ordusu kuruldu Kuvayi'ye karşı. İngiliz uçaklarından bildiriler atıldı. Bildiriler Mustafa atıldı. Sabri'nin bildirileri, Gürizade Abdullah'ın bildirileri atıldı. Tamam işte ben de onu söyledim. Yani demek ki hani şu şudur, bu budur, bu budur. Bütün Kurtuluş Savaşları'nda, bütün şeylerinde ihanetler, şunlar bunlar hep oldu. Atatürk kafirdir diye. Abi terörist dediler Mustafa evet. Kemal'e. Ben o zaman Osmanlı medyasını okuyordum. Yani arşive girip o günün gazetelerine bakıyordum. Resmen eşkıya, o zaman terörist eşkıyaydı tabii. Diyorlardı Mustafa Kemal. Yani Mustafa Kemal geri mi adım attı? Şimdi diyorlar ki yandaş yazarlar burada paylaşımlar yapılıyor. İşte ümmet işte bozulmasaydı, cumhuriyet kurulmasaydı, hilafet kalsaydı. İşte şimdi bunlar olmazdı. Hangisi öyle? Ne olmazdı? Bu gelişmeler olmazdı. Türkiye çok daha güçlü peki. Olurdu. İslam dünyası daha birlikte ya. Olurdu. Şeyini kaybettiler diyor. Ama hilafetin ben, kaldırılmasından sonra liderlik olmadı bir daha hilafet. Saçma sapan yüzeysel söylemler. Neler neler söylüyor. Saçma sapan. Pardon gazetelerde yer alıyor. Hayır, sadece hayır, buralarda canım. Değil. Biliyorum canım. Saçma sapan yüzeysel söylemlerden, özünü kaçıran yorumlardan nefret ederim. Bilgiye dayanmayan, bak bilgiye dayanmayan her şeyden nefret ederim. Gerçek bilgiye dayanmayan. Ne olursa olsun oğlum sağcı, soldu, ilerici, gerici ben ilgilendirmez. Şimdi dedin ya hani ümmet bozulmasaydı zırttı da bırttı da. Sen işte demin sordun. Ümmetin bir parça Arap liderler. İşte kimseden ses çıkmıyor. Ha, ses çıkma değil satarlar ya. Yani ses çıkmayla ilgili değil satarlar. Yani bu bir şey değil. İşte demin konuştuk. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya neler neler söyledi. 3-5 sene önce geçen haftaya kadar hadi öyle diyelim. Ne oldu? Niye? Orada. Peki Netanyahu'nun da işine yarar böyle bir olay. Yaramaz. Yorumları yok, var. Yok. Çünkü şu son olaylardan sonra bir şeye ihtiyacı var. Gündem değişti. Hiçbir şey yapamaz. Neden? Çünkü İsrail'de bak İsrail bir tek tutsağını almak için 3-4 sene önce 2000 Filistinli'yi bıraktı. Lübnan'la, Hezbollah'la. Görüşmelerinde Almanlar o zaman Arap için. Bak bir Filistin şeye karşı İsrail'e karşı bir hatta cesedine karşı
Bazen cesedini evet, isterler. O meşhur şey, takas olayı. Şimdi şeyin elinde en azından abi 1000 mi 2000 mi 3000 rakamlar da belli değil. Daha belli var. Değil. Evet. Ya en önemlisi Güney Bölge Komutanı. İsrail'in Güney Bölge Komutanı General esir ya. Güney Bölge Komutanı düşünsene yani İsrail'in en önemli generallerinden birisi. Esir. Peki Mossad yani CIA'den de eski KGB'den de hepsinden çok daha etkili bir sistem. Demek ki etkili değil. Geniş ağı olan bir demek ki etkili değil. İstihbarat demek örgütü olarak sallama, bilinir. Palavra sallamanın bir anlamı yok. Çok affedersin dandik 3-5 tane Filistinli çocuk gördük. Çocuk hepsi. Bak neler yaptılar. Ya kasabalara girdiler. Ya bu, bak ben sana bir söyleyeyim mi? Bak, aslında görünen o arkadaşlar o görüntülerden de aralı verebiliriz. İsterseniz onları da ayarlayalım. İntihar saldırısı gibi zaten. Her şey. Tabii sen oraya girmişsin. İsrail'in üstüne girmişsin. Evet. Tank şeyine girmişsin. Şimdi var ya görüntülerde. Evet. Yani 30-40 tane yani geri dönüp dönemeyeceğini düşünme. Tabii orada ölüme gidiyor artık. Bunun şakası yok ki. Yani her an öldürülebilirsin. Yani çünkü karşında tanklar, toplar, uçaklar her şey var. İsrail için söylüyorum. Sen de abi bir tane makineli tüfekle girmişsin oraya. Ve düşünsene general alıp götürüyorsun ya. Peki nereye gidecek bu? Ben sana söyleyeyim. Yani bak, ilk defa böyle esirler var, şu var, bu var. Bu olay yani dünkü olay hala devam ediyor bazı yerlerde çünkü. Çok iddialı söyleyeceğim bunu, çok iddialı söyleyeceğim. İsrail'in en büyük travması. İsrail bu saatten sonra kendine gelemez, istediği kadar Gazze'yi bombalasın. Bak sabahtan akşama kadar bombalasın, tamam mı? 2007'de demin söyledin ya, 2005'te bombaladı, 2007'de bombaladı, 2008'de bombaladı. Bu da ölü sayılarına kadar hepsi var. En ağır bombardımanı 2008, tamam mı? En ağır bombardımanı. 400 Filistinli, 13 İsrail'in öldüğü olay. Tamam. 400 öldü. İsrail'in güneydeki Sderot kasabasına roket atmasıyla ne başladı. 22 günlük bir saldırı. Gazze'de 2,5 milyon Filistinli var. Gazze ne kadar? Sen biliyor musun? Gittin mi Gazze'ye? Gazze'ye gittim. 350 kilometre. Batı Şeria'ya gittim Gazze'ye. Gazze 350 kilometre. 2,5 milyon insanı var. Dünyanın en yoğun nüfus açısından bölgesi. 340 kilometre. Şey kare. Zaten Gazze şeridi diye geçiyor. Mesela şu kadar bir yer. Bu ince uzun. Batı Şeria'ya gittin sen. Orası da 5000 civarında kilometre kare. Orada da 3 milyon yaşıyor. Toplamında 6 milyon işgal altında Filistin. 6 milyon. Bak dikkat et. 6 milyon Filistinli işgal altında yaşıyor. Tamam mı? Bir de İsrail'in içinde. Yani İsrail sınır, İsrail vatandaşı. 48'den kalma. İsrail kurulduğunda. Orada da 1,5 milyon var. Etti ne kadar? 7,5 milyon. Şimdi İsrail her gün öldürsün. Her gün öldürsün. Ne kadar? Yani ne kadar? Kaç sene gerekiyor bunların hepsini öldürmek için?